Bir dakika şimdi, Türklüğün sembolü diyorsunuz da hani ben şu ayrımı yapmak istiyorum. Şimdi AK Parti'nin hareketi dört parmak değil mi? Rabia hareketi. Yanlış bilmiyorsun. Yanlış mı? Rabia hareketini yapıyor AK Parti. Nasıl, biz göremiyoruz? Efendim? Hakan Bey gösterebilir. Ya da bir dakika şey yapsın. Hüsnü Bey yapsın. Hüsnü Bey bir şu hareketi yapsanız. Sonra cevap vereceğim size Sayın Başkan. Bir Rabia işareti rica ederiz size. Biz Rabia yapmaktan çekinmeyiz başkanım. Çok güzel. Rabia yapmaktan çekinmeyiz. Ben seçim şeylerinde, kampanyalarında hiçbir AK Partili bozkurt işareti yaparken görmedim. Hayır, Türklükle ilgili hani hepimizin kabul ettiği bir işaret olsa onu demeye çalışıyorum. Şimdi bakın. Türklerin tarihinde Bozkurt efsanesinin olduğunu ve bu Bozkurt simgesinin bizim tarihimizle ilgili önemli bir şey olduğunu, sembol olduğunu hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili bir sorun yok. Ama burada şimdi bir partimize, yani saygı duyuyoruz harekete, hiçbir itirazımız yok. Bir partimize mal olmuş bir parmak hareketi var ve o hareketi yapan arkadaşımız, bir futbolcumuz, evet, bir maçtan sonra herhalde siyasi tercihi bu, bilemiyorum, böyle bir hareket yapma gereği duydu. Ona verilen ceza ile ilgili biz de rahatsız olduk. Yani böyle bir şeyin yapılmasını istemezdik. Bunlar ayrı da bir tepki de gösterebiliriz ama heykel dikmek nedir onu anlamadım yani. Heykel Sayın dikmek Başkan. Nedir ki sizler hani bizleri sık sık çok fazla heykel dikiyorsunuz diye şikayet edersiniz. Şimdi dikilen heykel bir bozkurt heykeli değil. Bir futbolcu heykelini dikmekten bahsediyoruz. Yanlış mıyım? Ya ben diyorum ki yani bozkurt işareti yapmakta olan bir futbolcu heykelini İzmir'e niye dikelim yani? Şimdi tepki gösterin. Gösterelim, başka türlü de gösterelim. Ama Sayın şimdi Başkan, heykel dikmek, heykel dikmek şu anda bizim bu konuda yapmamız gereken şey midir? Ya da böyle bir seçeneğimiz mi var gerçekten? Yani bu şimdi sizin kendi partinizin el hareketini yaptığı için bunu istiyor olabilirsiniz. Bunu istemek gayet doğal, hakkınız ama biz niye isteyelim yani, onu anlamıyorum. Biz niye onaylamak zorundayız? Siz derken Sayın biz Başkan. Biz diğer meclis üyeleri, ben dahil, ben Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Tamam, vasfınız, sıfatınızı bütün, da bilelim. Değil mi canım? Yani şimdi Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız da AK Partili, evet, değil mi? Ben Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Sayın Cumhurbaşkanımız hangi partili? AK Partili değil mi? Doğrudur. Yani bunda ne var bu kadar? Yani ne yapmaya çalışıyoruz biz anlamadım. Laf mı yarıştırıyoruz? Demagoji mi yapıyoruz yani? Yok, yarıştırmıyoruz. Ben size söylüyorum. Bu heykel dikmekten bahsediyorsunuz. Biz heykel dikmeye karşıyız. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Ne bozkurt işaretine bir hakaretimiz var. Ne de tepki olarak hani bu futbolcumuzun aldığı ceza ile ilgili bir tepki göstermiyor da değiliz. Bana sorsanız yani çok yanlış bir ceza bu derim. Onu da söylerim. Futbolcumuz iyi niyetle yapmış olabilir de heykel niye dikiyoruz onu anlamadım yani. Sayın Başkan, bir futbolcunun heykelini dikmek için İzmir'le bir illiyetinin olması gerekmez mi sizce? Yani İzmir'in bir futbolcusu değil ki Merih Demiral. Venezuela'nın büyükelçileri dik. Ne hani alakası dünden var beri, diyorsunuz ya? Dünden beri PKK'lı olmadığımız mı kaldı? Ne saçma sapan bizim iftiraları oladık. Biz de uğradık. Bir partinin genel başkanı böyle utanç verici. Yani gerçekten cevap vermekten kendimin utandığı böyle ahlaksız bazı ifadelerle bizleri itham etti. Bunları hak etmiyoruz biz. Bizler Atatürk milliyetçisi insanlarız. Evet. Kimsenin Cumhuriyet Halk Partililere böyle ithamlarda bulunma hakkı yoktur. Bunları şiddetle reddediyorum. Bu hakaretlere eden herkese de hakaretlerini iade ediyorum. Evet. Biz burada böyle bir heykeli dikmek için yeterli neden ve gerekçe bulmuyoruz. Başka da tartışılacak bir şey yoktur. Bunda yani. Burada da bir sıkıntı. Ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin hepsi meclisten oy birliğiyle bu heykelin yapılmasını kabul etti dediler. Yalandı bu. Üstelik bu yalan haberi Anadolu Ajansı geçti. Anadolu Ajansı bizim karar vermediğimiz, sadece meclise komisyona havale ettiğimiz bir konuyu çarpıtarak belediye meclisinden oy birliğiyle kabul edildi dedi. Ben de bunun böyle olmadığını söyledim. Yani bunda yanlış ne var onu anlıyorum. Şimdi onu da okuyalım. Şimdi İsmail Saymaz'ın zaten tweetiyle biraz daha ortalık karıştı. Bu İsmail Saymaz denen gazeteci. Diyorsunuz ki ciddiye alınması bile bir şey yani tuhaf. Tuhaf olan ne? Ciddiye alınması. Ki şimdi siz de ciddiye aldınız, konuşuyoruz.
Yani bizi ne zannediyorlar? Anlamadım. Partimiz belli, ideolojimiz belli. Ben sizi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gördüm bugüne kadar. Ama siz az önce ifade ettiniz, ben CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyım dediniz. Benim için de bundan sonra CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak anılacaksınız. Merit Demiral'ın doğrudur. Bu konuyla ilgili, İzmir'le ilgili illiyeti yoktur ama İzmir'de futbola başlamıştır. Bununla ilgili de inşallah bir gün İzmir'e de geldiğinde ziyaretinize de gelir. Buralarda konuşmamız gereken şey bu şehrin sorunları ile ilgili çözümler ürettiğiniz kesinlikle hizmet amaçlı çalışmalardır. Tabii tabii. Bu konu sizin de hani her ne kadar böyle kelimelerle, cümlelerle bu olayı başka taraflara çekmeye çalışsak hiç da Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekilinin meclis gündemine bu konuyu getirme sebebi kendi partilerinin siyasi sembolü olmasıdır. Asla. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen oylarla bir Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı seçilmiş olmam herkesin malumudur. Yine başka makamlarda, başka belediye başkanlıklarında, hükümet temsilcilerinde, cumhurbaşkanlığında herkesin kendi partisi vardır. Bu partisi çerçevesinde siyasi görüşün olması kadar doğal bir şey yoktur. Ve görüşlerimizi dile getirmemizle ilgili de engel bir durum yoktur. Görüşlerimizi dile getirebiliriz. Ama ben hiçbir meclis üyesine bir telkinde bulunmadım. Hiçbir evet komisyon üyesini aramadım. Onlara bir zaten mesaj göndermedim. Zaten söyledikten sonra kimseye aramamıza gerek yok Sayın Başkan. Ama retoyu verseniz kabul ettiniz zaten. Gazeteciler bu konuyu Anadolu Ajansı'nın hatalı yayınından sonra ülke gündemine bu kadar yoğun bir şekilde taşıdıktan sonra bu konu üzerinde bu kadar net, bu kadar ağır tartışmalar devam ederken eğer kendi görüşümü belirtmeseydim burada iradesizlikle suçlanabilirdim. Buna da dikkatinizi çekerim. Yani sonuçta ben bu şehrin belediye başkanıyım. Bu meclisin de başkanıyım. Burada görüşlerimi dile getirebilirim. Siz de dile getirebilirsiniz ki getiriyorsunuz zaten. Bunların ahlak ve etik sınırlarında olması kaydıyla herkesin özgürce kullanacağı bir hak olduğunu bilmeniz lazım. Burada bizim problemimiz yalanlara, iftiralara, hakaretlere, gerçek dışı bir sürü iddiaya bu olayı taşıyıp toplumu bu konuda germeye çalışan insanlarla ilgilidir. Bunların, bu tür insanların çabalarına hizmet etmememiz gerekir. Bu ülke yeterince kutuplaşmadan çekti. Hepimizi hizmet etmede birleşmeye davet ediyorum. Bizim amacımız bu mecliste bu olmalıdır. Konuştuğumuz konu bu olmalıdır. Tabii ki siyasi bazı gündemler getirebilirsiniz. Bu olayda yaptığınız gibi. Ancak bunların karşı bir siyasi görüşle reddedilmesinde tuhafsamamalısınız. O işaret Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait bir siyasi işarettir. Diğer partilerin hiçbirisi AK Parti dahil o işareti kullanmamaktadır. Hepimiz Türk'üz ama bizler burada bir partinin siyasi sembolü olan bu parmak işaretini benimsemek zorunda değiliz. Bunu olabilir, yapmak zorunda değiliz. Ama bunun ötesinde konu bir heykel dikme hikayesidir. Heykel dikme için, İzmir için bunun bir anlamı olması lazım. Biz o anlamı bulamadık. Sizin tamam de aynı görüşte değiliz. Bu bundan kadar basit.